Merhabalar arkadaşlar, ben Onur Binay. Bugün Monster'ın GTX 1050 Ti ekran kartı ve 7. nesil Cable Lake işlemcili Abra A5 V10 2.2 oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Fiyat performans bakımından oldukça iddialı olan model, üst segment modellere nazaran fiyatıyla daha geniş kitlelere erişebiliyor. Peki 7. nesil Cable Lake işlemci GTX 1050 Ti ekran kartına sahip Monster bizlere neler sunuyor? Gelin hep birlikte bir bakalım. İlk başta tasarımından başlayalım bilgisayarın. Abra A5 V10 2.2 Tulpar modellerine nazaran oldukça farklı bir tasarıma sahip. Tulpar'dan daha ince olan model estetik açıdan da göze gayet güzel görünüyor. Mat siyah renkli bir gövdeye sahip Abra A5 fırçalanmış alüminyum kasası ve sırtındaki kabartmalarıyla oldukça agresif bir görünüme sahip. Cihazın aynı zamanda bu arka tarafta görmüş olduğunuz gece karanlığında yeşil renkte parlayan bir logosu bulunuyor. Logonun da oldukça kaliteli ve etkileyici durduğunu belirtelim. Kapağı kapalı haldeyken bile oldukça kas duran dizüstü bilgisayar toplamda 2.8 kilogram ağırlığında. Bu ilk başta size biraz ağır gelebilir ancak daha ağır oyuncu dizüstü bilgisayarlar da mevcut. Şöyle bir şey var. Bataryası normalde taşınabilecek bir batarya değil. Yani sırtınızda, sırt çantasında taşırken biraz zorlanabilirsiniz. Sahip olduğum menteşeler de tabiri caizse yağ gibi kayıyor. Açılıp kapanırken herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Zaten cihazı tek elle açıp kapatmak da oldukça rahat. 15.6 inç Full HD bir ekrana sahip. Ekranın hemen altında ise renkli aydınlatmalı klavye dikkat çekiyor. RGB aydınlatmalı klavye geceleri özellikle oyun oynayan oyuncular için oldukça iyi. Klavye renklerini Monster Control Center uygulaması üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bunu isterseniz tek renkli yapabilirsiniz veya da gökkuşağı şeklinde yani değişebilir renklerde kullanabilirsiniz. Klavyenin tepki hissiyatı gayet güzel. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ciklet tarzı bir klavye var ki en sevdiğim genelde klavye tipi de budur. Şöyle bir şey var, mesela elleri terleyen bir oyuncuysanız yani oyun oynarken elleriniz sürekli terliyorsa şöyle bir durum var. Mesela bu panel yani klavyenin olduğu yer kısım parmak izini çok fazla belli etmiyor. Hemen altındaki touchpad'e gelecek olursak touchpad'i pek beğendiğimi söyleyemem. Çünkü parmaklarınız veya parmağınız çok rahat hareket etmiyor. Çift parmakta scroll yapmak insanı bazen bunaltabiliyor. Ama oldukça karizmatik bir yapısı var. Zaten panelle aynı renkte. Touchpad'teki butonlara basmak oldukça güç. Şöyle ki butonlara basmak için fazla derine inmeniz gerekiyor. Bu yüzden de hızlı tepki vermek nispeten güç. O yüzden çok fazla yani zorunlu kalmadıkça ekstra bir fareyle kullandım. Öte yandan giriş seviyesi bir bilgisayar olduğundan parmak izi okuyucusu da ne yazık ki yer almıyor klavyede. Arka kısmına baktığımızda ise yani spor araç egzosu gibi iki tane hava çıkışını görüyoruz. Sağlı sollu olmak üzere. Hava çıkışlarını oldukça beğendim. Çok karizmatik duruyor. Yani spor araba tarzında duruyor arka kısmı. Oldukça kas yani kaslı görünümünü tamamlıyor cihazın. Soğutma performansı da oldukça iyi. Zaten alt tarafına geniş yayılmış hava girişleri çıkışları bulunuyor. Cihazın giriş çıkış noktalarına bakarsak sol tarafında hiçbir giriş çıkış portu yok. Bütün giriş çıkışlar sağ tarafta toplanmış. Sağ tarafında 2 adet USB 2.0 girişi, mikrofon, kulaklık girişleri ve SD kart yuvası bulunuyor. Cihazın arka tarafına baktığımızda ise güç girişi, HDMI portu, USB 3.0 girişleri ve Type-C girişi bulunuyor. Güç girişinin arkada olması aslında bir oyuncu bilgisayarı için oldukça iyi, onu belirtelim. Son olarak klavyenin üst kısmına baktığımızda ise aydınlatmalı güç düğmesi ve iki farklı kısa yol tuşunu görüyoruz. Aynı zamanda ekranın en üstünde de 2.0 yani 2 megapiksel Full HD kamera yer alıyor. Şimdi cihazın ekranına gelecek olursak Monster A5 V10 2.2'de Full HD çözünürlükte 15.6 inç IPS mat LED ekran kullanılıyor. Bakış açıları bir hayli iyi olan ekranın en büyük özelliklerinden biri de panelin mat malzemeye sahip olması. Neden diyeceksiniz? Bu bir oyuncu bilgisayarı ve de dışarıda oyun oynayabilirsiniz. Atıyorum cam kenarında güneş alan bir yerde oyun oynayabilirsiniz. Mat ekrana sahip olması ekran yansımalarının önüne geçiyor. Yani bu sayede çok rahat oyun oynayabiliyorsunuz. Yani yansıma görmeden, herhangi bir yerden ışık yansıması olmadan oyun oynayabiliyorsunuz. Ekranın sağından veya solundan baktığınızda ise renklerde herhangi bir bozulma yok. Normal bakış açısından da oldukça iyi sonuçlar alınıyor. Renk gösterimi konusunda gayet iyi. Full HD çözünürlüğün gayet net göründüğü ekranda oyun oynarken de herhangi bir ghosting problemi yaşamadım. Yalnız şöyle bir şey var. Ekran çerçevelerine gelecek olursak biraz kalın.
Ancak bu da cihazın kaslı tasarım anlayışına bence gayet uygun. Bu durumunda çok da rahatsızlık vereceğini açıkçası düşünmüyorum. Asıl Monster A5 V10 2.2'nin performansına gelelim. Monster A5 V10 2.2 gücünü Intel'in 7. nesil Kaber Lake işlemcisi olan i7-7700HQ'dan gücünü alıyor. 14 nanometre üretim süreciyle imal edilen işlemci standartta 2.8 GHz. Yalnız bu Turbo Boost'ta 3.8'e kadar çıkabiliyor. Oyunlardan tutun da işte Photoshop, Premiere gibi birçok uygulamayı sorunsuzca, rahatça çalıştırabiliyor. Siz bu tarz uygulamalarla çalışırken bilgisayar size rahatlıkla istediğiniz gücü sunuyor. Bunları yaparken de ciddi ısılara yaklaşmıyor. Yani çok fazla ısınmıyor bilgisayar. Premiere'de de video editlerken, ki genelde yaptığım videoları da, son dönemde yaptığım videoların hepsini bunu da editledim. Herhangi bir donma, kasılma, atma, herhangi bir şey yaşamadım. Monster A5'in diğer teknik özellikleri arasında ise i7 işlemci yer aldığını söyledik. Bunun yanında 16 GB RAM, 240 GB SSD, 1 TB hard disk, Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartı yer alıyor. RAM, SSD veya HDD'yi satın alma sırasında istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Monster'ın kendi sitesinde de bunlar size gösteriliyor. Ancak cihazın böyle de oyuncuları istedikleri performans ve geniş kapasiteyi bulabileceğini düşünüyorum. Windows 10 ile çalışıyor bilgisayar bu arada. Biraz da ekran karttan bahsedelim cihazın. Nvidia'nın 10 serisi ekran kartı olan 1050 ve 1050 Ti giriş seviyesi ekran kartı, oyuncu ekran kartları. Bizim kullandığımız Abra A5 modelinde de 4 GB GTX 1050 Ti bulunuyor. Yani bu ekran kartla masaüstü bilgisayar performansında verim alabiliyorsunuz. Günümüz oyunlarını çok rahat Full HD çözünürlükte, high ayarlarda veya ultra ayarlarda oynatabiliyor. Ki daha ilerleyen bölümlerde de size oyun performansını göstereceğiz. Kaç FPS aldığını göstereceğim. İşlemcide olduğu gibi ekran kartı ciddi ısılara ulaşmıyor. Şu an piyasada hala 950M, işte 960 ekran kartına sahip oyuncu bilgisayarları satılıyor. Ki benim size tavsiyem, yani şu an eğer bir oyuncu bilgisayarı alacaksanız 1000 serisinden bir model seçmeniz olacaktır. 1050 veya 1050 Ti'de 1050 veya 1050 Ti'ye sahip bir oyuncu bilgisayarı seçebilirsiniz. Şimdi de gelelim Abra A5'in oyun performansı ve benchmark testlerine. Abra A5'i 4 farklı oyunda test ettim. Bunların başında Battlefield 1, Ghost Recon Wildlands, Hitman ve GTA 5 yer alıyor. 4 oyunu da yüksek grafik ayarlarında ve Full HD senaryoda test ettim. Battlefield 1'de high ayarlarda 60 FPS ve üstünü çok rahat görüyor. Ultra'ya çekerseniz bu 50-55 FPS'ye kadar düşebiliyor. GTA 5'te ultra ayarlarda minimum 60, maksimum 80 FPS görüyor. Ghost Recon'da ise Wildlands'te, Ghost Recon Wildlands'te Very High'da 40-52 FPS arası gidip geliyor. Bu ultra ayarlarda ise bu sonuç 26-30 FPS arasında. Hiç vakit kaybetmeden size oyun içi görüntülerini de gösterelim.
Abra A5'in pil performansına bakalım. Şimdi de yaptığım pil testlerinde Abra A5 boşta ve minimum ekran parlaklığında yaklaşık 4 saat civarında bir performans sunuyor. Buna Wi-Fi'de internete dolanmayı eklerseniz bu süre 3 saate kadar düşebiliyor. Yalnız oyun oynama, işte Premiere gibi güç gerektiren, işlemciyi yoran, ekran kartını yoran, performans gerektiren bir işlem yaptığınızda ise bu süre en fazla 2 saate kadar iniyor. Zaten şöyle bir durum var. Bu bir oyuncu laptopu olduğundan ve tam performans almak istediğinizden prize takılı kullanmanız gerekiyor. O nedenle de oyuncuların buna pek takılacaklarını düşünmüyorum. Laptopun tam yük altında çok fazla ses çıkartmadığını belirtelim. Yani ne kadar yüklenirseniz yüklenin, cihaz çok fazla bir ses çıkartmıyor. Sonuca gelecek olursak, Abra A5 V10 2.2 öncelikle TI ekran kartı kullandığı için 1060, 1070 veya 1080 ekran kartı bilgisayarlara oranla oldukça bütçe dostu bir model. 4699 TL fiyat etiketiyle diğer üst düzey oyuncu bilgisayarlarına nazaran kolayca satın alınabilecek bir model. Aynı zamanda piyasadaki birçok oyuncu bilgisayarından iyi performans sağlıyor. Daha önce piyasada 950-960M ekran kartlı ve oyuncu bilgisayarı adı altında satılan bilgisayarlardan sizlere bahsetmiştik. Bu modelin onlarla hiçbir yakından uzaktan ilgisi yok. Oldukça farklı bir model, farklı bir performans sunuyor sizlere. Ghost Recon, Wildlands, işte GTA 5, Battlefield gibi ekran kartını, işlem gücünü zorlayan oyunlara rağmen bilgisayar son derece başarılı sonuçlar elde etti. Ekran kartını yüklenmemize rağmen FPS değerleri de oldukça iyi sonuçlar aldık. Dolar kurunun da etkisiyle fiyatları artan teknolojik ürünleri düşünürsek 4-5 bin TL gibi bir bütçesi olup 40-60 FPS, bazı oyunlarda ise 60 FPS üstünde, 60 FPS üstü değerde oyun oynamak isteyen oyuncular Monster'ın Abra A5 ve 10.2.2 oyuncu bilgisayarını satın alabilirler, tercih edebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşça kalın.